Hadi Yakup. Şimdi kızar mızar Kemal abi. Belli olmaz. Yakup, gözünü seveyim. Ne kendini mahcup et ne de beni. Abim neyse de o maymun karı vallahi defe koyar bizi. Sıkıver biraz dişini. Gerekirse gene doktora falan gideriz. Kurtul şundan artık. Dinleyen kim ki? Ayla burada çene yapsın boşuna. Duydum. Duydun da ne diye? Neyse. Güle güle hadi. Hadi kızım. Aylardır sohbet mi edememiştiniz? Tamam abi, geldik işte. Nasılsın enişte? Sağ ol Kemal. İşte. Gidelim hadi. Hadi güle güle. Gel bakayım şöyle. Ne oldu Kemal? Ne? Ne arıyorsun ya Allah aşkına? Bana bak Yakup. Sakın ola iş yerinde içmeye kalkışma. Yanında falan yok değil mi? Yok. Ben söz verdim ben. Bırak canım sen de. Senin verdiğin sözleri ucuca eklesek buradan İstanbul'a yol olurdu. Bozulmayın işte. Bozulacak bir şey yok. Çarşıya çıkamıyorsun be, şu haline bak. Ayladan filan çarparsan 3-5 kuruş doğruca götürüp şaraba yatırıyorsun kardeşim. Hem durduk yerde bize de dert. Ben mecbur muyum senin için yüz kızartmaya? Benim de ortağım var. İcabında bir muhitimiz var. Şimdi biliyorum ben başıma geleceği. Götürdüm. Bir gün dursan ikinci gün ayaklı ispirto şişesi gibi hemen geleceksin işe. Ha? Yalan mı? Hadi Kemal, ayıkla pirincin taşını öyleyse. Ben biliyordum bunu canım. Bizim bacı eksik akıllı çıktı. Sen kalk, gül gibi kızı dul adama ver. Üstelik de içki şişesi cebinde. Kemal. Yeter. Tamam. Tamam. Göreceğiz bakalım. Thank you.
Yani Yakup, burnundan getirdin ha. Vallahi aileciğim, iyi sabrediyorsun ha. Ne varmış canım sabredemeyecek? Ne bileyim. Böyle her gün her gün. İçkisi ayrı dert, gelip gitmesi ayrı dert. İşi, gücü. Her şey insan için komşu. Herkesin bir derdi tasası olacak. Senin bir elin yağ, bir elin bal mı sanki? Sen de Yakup abiye toz kondurmuyorsun canım. Kondurmam. Sen de önüne gelene toz atmaktan vazgeç. Oğlum şu kasadakileri içeri alın. Sermet, ver oradan Yakup'a bir önlük. Şurada asılı giyebilirsin. Abi ne bu şimdi? Sorma ya. Burada mı çalışacak? Evet. İyi de abi, öğleden sonra içmeye başlar bu. Canım biliyorum, sen de sanki... Ne yapsaydım yani? Arada kız kardeşim var. Vallahi zor iş abi. Kasabının manyağı bu ya. Küp gibi içer bu herif. Tamam Sermet, işine bak hadi. Gözün üstünde olsun ha. Aa, haberim olmadı, hiç geldin mi? Geldim. Nasıl geçti? Ne yaptınız? Hiç. İyiydi galiba. Ne bileyim. Yakup, ne yapalım? Tamam, sevimsiz bir şey ama... Abin lokantaya gitmeden önce üstümü aradı. Üstünü mü aradı? O da senin kötülüğünü istemez ama... Ya biliyorsun işte. İnsan istediği vakit ölemiyor işte. O nasıl laf Yakup? Uzanacağım ben. Yemek yemeyecek misin?
Seni toprağa döktüm. Böyle devam edemezsin Yakup. Olmaz. Ya nasıl devam edecek ha? Bundan kurtulmazsan olmaz. Anlamıyor musun? Hiçbir şeyden kurtulmak istemiyorum ben, tamam mı? O zırtapoz abinden de, senden de, senin ahlak derslerinden de bıktım. Anladın mı? Bıktım. Onları böyle mi unutacağımı düşünüyorsun ha? Onlardan bahsetme, sus! Bırak beni! Bırak! Bırak! Hayır! Hayır, yardım edin! Evim yanıyor! Çocuklarım, yardım edin! Hayır! Evim, çocuklarım, hayır! Yardım edin! Hayır! Hayır! Çocuklarım! Siparişleriniz şimdi geliyor. Buyurun. İçecek bir şey alır mısınız? Thank you.
Ne oldu? Abi senin enişte arazi. Buradadır ya. Zarzavat taşıyordu ya. Nereye gitti? Arka tarafa bir bak istersen abi. Belli mi olur? Ne oldu be? Yoksa... Vay şerefsiz. Ne biçim adamsın be? Ne biçim? Daha dün söz verdin lan bana. Daha dün konuşmadık mı bunları? Defol git lan. Defol! Defol! Senin gibi akrabanın da, eniştenin de. Defol git! Defol! Kızı da bırakmayacağım sana. Bacımı da alacağım senden. Pis herif. Ayyaş. Defol. Defol. Günahım ne Yakup ha? Sen...
senin yaşadığını yaşamak istemezdim. Hayatta en sevdiğim insanların öylece karşımda ölüp gitmelerini seyretmek istemezdim. Ama benim günahım ne? Benim günahım ne? Ne? Gitme sen. Neden? Neden? Thank you.
Alo. Benimle gelmez misin? Yakup. Ben söz veriyorum ki... Bu kaçıncı söz? Kaç kere konuştun? Kaç kere bana bu son, bir daha asla... Ben kucağımda bir şişeyle ölüp gitmek istemiyorum. Ben içimden bu canavarı çıkarıp atmak istiyorum sadece. Ne zaman gözümü yumsam onlar geliyor karşıma. Ne zaman yüzümü yıkasam peşinden yakan alevler. Ayla. Ben... Ama... Sadece kafamı uyuşturduğumda... Sadece her şey karanlık olduğunda uyuyabiliyorum. İstersen hastaneye yatarım. Doktor. Belki bir çaresi bulunur. Ben... İstersen bir yere kapatırsın beni. Ama ne olur... Ne olur eve... Bu iş bitti Yakup. Buralarda gezip de mesele çıkarma. Kemal bak... Dedim. Ayla. Git. Git buradan. Hadi gidelim. Seni görmeyeyim bir daha buralarda. Hadi. Hadi. Yürü. Thank you.
bakıyorsun lan sen? Ne bakıyorsun? Şey ben gürültüyü duydum da. Hiçbir şey duydun mu lan? Hiçbir şey görmedin. Eğer seni bir daha buralarda görürsem gebertirim seni. Defol! Defol! Ne istiyorsun birader? Yok. Yok bir şey. Tamam. Ay yaşayın. Şey, bacım, ben adım Yakup. Bir dakika. Sen o gece gelen adam değil misin? Evet, ben... Şehmuz görürse öldürür seni, git buradan. Bacım, şunu al. Ben... Duydum da o gece çocuklara para sorarsa bunu verirsin. Al hadi. Al. Ama. Allah büyük. Kurtulursunuz bir gün. Bilmem ki. Kurtulur muyuz? Peki derdi ne bu adamın? Nasıl bir baba bunu? Üvey babaları. Onları çalıştırıyor. Dilendiriyor hatta. Okuldan da aldı ikisini. Her gece sopa. Her sabah sefalet. Yavrularım yok oluyor gözümün önünde. Onları öldürmekle tehdit ediyor. Hadi git abi. Allah razı olsun. Görmesin buralarda seni. İnşallah. İnşallah kurtulursunuz.
konuşuyorsunuz lan? Sen olsun. Ne işin var lan burada? Ben sana... Bırak şu garipleri. Defol git be. Sen hayvanın birisin. Ben şimdi seni... Durun yapmayın. Durun. Yapmayın. Durun yapmayın. Ben yapmayın. Kesin artık. Onların kıymetini bilmeyenin canı cehenneme. Artık abim benim, kardeşim. Üstümde öyle hakkı var ki. Onun da senin de hakkını ödeyemem. Bıraktım. Biliyor musun? İki çocuk yangından çıktı. Kurtuldular. Kurtuldular Ayla. Kurtuldular. İyileş. Bir an önce gidelim evimize.